Bahar Gökhan'ın son albümü Aşk Olsun düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. İlk olarak söz alan sanatçı Bahar Gökhan albümünün hikayesini anlattı. Cumhurbaşkanımız Sayın Doktor Derviş Eroğlu'nun ana sponsorluğunda yaklaşık bir sene önce başladığımız ve çok nadide bir şekilde özveriyle çalıştığımız albümümüz Ocak ayında Türkiye ile eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de piyasaya çıktı. Bundan müthiş derecede büyük bir gurur duymaktayız. Çok sevinçliyiz. Görsel sanatların her dalında olduğu gibi ama bizim için özelde müzik. Bu yapmış olduğumuz üretimi ki sevenlerimiz, bizi dinleyenler ve tabii ki bu konuda uzman olan kişiler sanatçı dendiğinde sanatla uğraşan insanların üretim yapmasını beklerler. İşte bu ürettiğimizi çok değerli halkımızla ve siz değerli basın mensuplarıyla paylaşmak adına Yakındoğu Üniversitesi'nde 31 Ocak Cuma akşamı saat 19.30'da bir tanıtım gecesi düzenlemek istiyoruz. Albüme destek veren SOS Çocuk Köyü Derneği yetkilisi de katkıların önemine dikkat çekti. Her derneğin yaptığı iş çok önemli. Her hayır kurumunun fayda sağladığı ihtiyaç sahipleri çok önemli. Her derneğin hedefleri gittikçe büyüyor ve sosyal olgulara devletimizin yanında sivil toplum örgütleri de destek veriyor. İşte bu noktada sanatsal, kültürel faaliyetlerin sivil topluma destek vermesi ve ihtiyaçlıya bağışlar yoluyla yardımlar ulaştırılması bizim için çok anlamlı. Diyabet Hastaları Derneği Adana'da Mine Egemen kısa bir konuşma yaptı. En ufak bir talebi olmadan Bahar Hanım sadece yüreğindeki engin insan sevgisiyle ve bu çeşit yardımlarda bulunmak dileğiyle sevinçle adeta uçarak diyebileceğim şekilde bu konser teklifini kabul etti ve bize yardımcı olmayı kabul etti. Kendisine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ve diğer sanatçı arkadaşlarımı da gene söylediği gibi çok büyük derneklerin ihtiyaçları vardır. Sadece üyelerden alınan aidatlarla bunları karşılaması mümkün değildir. Diğer sanatçı arkadaşlarımız da böyle bir desteğe çağırıyoruz. Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği yetkilisi Zahide Tel de katkı koyanlara teşekkür etti. Geçen yıl 21 Mart, pardon 14 Mart haftası bizim böbrek ve diyaliz hastaları haftasıdır. O hafta içerisinde kendilerine müracaat ettiğimizde hani bize katkıda bulunur musunuz diye hiç tereddütsüz geldi. Hakikaten büyük bir katılımla güzel bir organizasyon oldu. Ve güzel bir katkısı oldu. Onun sayesinde böbrek hastalarına bazı ihtiyaçları olan mesela diyaliz makineleri, tansiyon aletleri, yani daha bunun gibi tıbbi malzemeler de bize yardımcı olmuş oldu. Kanser Hastalarına Yardım Derneği adına ise Engin Savim kısa bir açıklama yaptı. Her geçen gün hasta sayımızın artması, her geçen gün tedavi masraflarının artması periyodunda bulunduğumuz bir dönemde Bahar Hanım'ın böyle bir Aşk Olsun isimli CD hazırlayarak ismini unuttum. Evet, Aşk Olsun CD'sini hazırlayarak 6 dernek yararına organize etmesi gerçekten onur verici. Bahar Hanım bizim içimizden birisi. Bizim yıllardır yönetim kurulumuzda olan, her türlü organizasyonumuzda, her türlü konserimizde yanımızda olan, hiçbir zaman bize hayır demeyen, demediği için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı da basın toplantısında yer aldı. Bu Cuma günü düzenlemiş olduğu tanıtım gecesinde inşallah orada da çok güzel bir şeyler izlemiş olacağız. Katıldığınız için hepsine teşekkür ediyorum Sayın Besim Mertuğumlar. Evet.